Kültür, bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, inanç, gelenek, sanatsal faaliyet, hukuk, ahlaki değerler ve diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. Kültürüne sahip çıkmamış hiçbir medeniyet, geleceğin parlak ufkunu görmemiş ve daha büyük, güçlü kültürler arasında yok olup gitmiştir. Kültür toplumlar tarafından inşa edilen bir gerçekliktir. Ancak uzun bir süreç içerisinde doğallaşmakta ve yeni ürünler inşa etmektedir. Bu kapsamda toplumsal kurumların temelinde yer alan roller, ilişkiler, simgeler ve değerler toplumsal bir yapım sürecinden geçerek anlam kazanmaktadırlar. Kültür kavramı, uygarlık deyimiyle karşılaştırılmış şekliyle önceleri insanlığın genel gelişmesine bağlı olarak düşünülmüştür. Kültür bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılan bir toplumsal miras olarak ele alınmıştır. Dil, gönlü yüzdüren gemidir. Toplumunda gönlü var. Toplumun gönlünün adı da kültürdür, der Oktay Sinanoğlu. Kültürün nedenli önemli olduğunu anlatmak için çok uzun uzun programlar yapmamız gerekir şüphesiz. Kendi memleketinde gönüllü bir kültür elçisiymiş gibi uzun yıllardır çalışmalar yapan Coşkun Oluz, bu programda konuğumuz. Coşkun Bey'in Oğuz kültürünü ve Azerbaycan bölgesinde hala yaşatılan Azerbaycan Türklerinin kültürlerine yapmış olduğu birçok katkı var. Hiçbir devlet kurumundan veya sivil kuruluştan maddi destek almayan Coşkun Bey, tüm çalışmalarını kendi bireysel parasıyla yapmakta. Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan baba evini bir kültür merkezine çevirerek Ata Ocağı adını koyan Coşkun Bey'le Ata Ocağı'nda sohbetimize başlıyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben Coşkun Oluz, 1970, Iğdır doğumluyum. Şu ana kadar görev icabı çeşitli şehirlerde görev yaptım. En son Iğdır'a gelmeye karar verdim. Şimdi Iğdır'da da bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Coşkun Bey, Iğdır'ın Melekli beldesinde çok güzel bir Ata Ocağı adını verdiğiniz bir kültür evi kurmuşsunuz. Bu fikir nereden çıktı? Ben öncelikle babamın güzel bir sözüyle konuya başlamak istiyorum. Babamın güzel bir sözü vardı sık sık evlatlarına tekrarladığı. Güzel konuşun, güzel düşünün ve güzel işler yapın. Hayatın sırrı burada diyordu. Ben de bu sözden yola çıkarak bunu kendime bir ilke edinerek hayatım boyunca hep güzel şeyler yapmaya çalıştım. Yaşadığım köyde, görev yaptığım şehirlerde de olsun. Hep güzelliklerden yana oldum. Daha önce görev yaptığım yerlerde ağaçlar olsun, yaşadığım caddede, sokakta bu tür hatıraları bıraktım yaşadığım şehirlerde. Daha sonra Iğdır'a geldim. Babamın yaşadığı bu eski evi müze haline getirmeye karar verdim. Bizim kendimiz burada yaşamıyoruz, Iğdır'da yaşıyoruz. Ama her hafta sonu genelde buradayız, ailece geliriz.
Buranın adını Ata Ocağı koydum. Babadan kalma yadigar olduğu için. Ata Ocağı'nda yöremizde kullanılan eski eşyalar, ev aletleri, tarım aletleri, bunların hepsini bir araya getirerekten bir etnografya müzesi gibi bir şey oluşturmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bizim gördüğümüz kadarıyla gerçekten başarılı. Ata Ocağı'nı da kurduktan sonra bu evin içine neler koydunuz? Burayı Ata Ocağı'na kültür evine çevirdikten sonra yöremize, bölgemize ait başta yöresel kostümler, kıyafetler, bunları sergiledim. Ayrıca Iğdır'ın ilk fotoğraf makinesi olan, çok eski bir fotoğraf makinesi bu. Bunu buldum, bir şekilde temin ettim. Yine burada sergiledim. Köyde kullanılan tarım malzemeleri, ev aletleri, mutfak aletleri, bunların hepsini, tarım aletlerini bahçede sergilemek üzere bahçede Ata Ocağı'nın dışarısında sergiledim. İçeride ise mutfak aletleri olsun, evde kullanılan malzemeler olsun, bir takım çeşitli araç gereçleri burada sergiledim. Burayı bir kültür evi ya da bir etnografya, özel etnografya müzesi haline getirdim. Getirmeye çalıştım. Yani Iğdır'a gelen bir ziyaretçi buraya gelip ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir mi? Ata Ocağı'nın içeriğinde genelde kültürümüze çok önem verdim. Bu nedenle bu yavaş yavaş il dışından gelen turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Iğdır'da görev yapan memurların dikkatini çekmeye başladı. Ve geçtiğimiz yıl yüzlerce turist ağırladım ben burada. Gerek yurt içinden olsun, gerek yurt dışından olsun. Başta İran, Azerbaycan ve Avrupa olmak üzere birçok turisti, yerli yabancı turisti ben burada ağırladım. Ücretli değil burası. Tamamen bir yaptığım gönüllü faaliyetlerden birisi olarak sayıyorum ben. Ayrıca Baba Ocağı'nın şen olmasını, devamlı canlı olmasını, buradaki o enerjinin sönmemesi için böyle bir çalışma yaptım. Evet, sosyal medyanın bir de bazı ulusal kanallar sayesinde burası iyi tanıtıldı. Genelde dikkatleri çekti. Bu şehrin önde gelen insanları, yöneticileri genelde ziyaret eder burayı. Bazı etkinlikler de yapıyoruz. O etkinlikler ister istemez ulusal kanallarda çıkıyor. YouTube'da olsun, sosyal medyada olsun. Böyle tanındı. Zamanla tanındı. Şu anda Iğdır'a gelen, ilimize gelen yerli ve yabancı turistler genelde kılıçlardan sonra ikinci planı buraya alırlar. Kılıçlara gelen herkes otomatikmen sormaktadır. Bir de buraya yakın bir yerde Ata Ocağı kültür evi varmış. Bana haber verdikleri zaman, arkadaşlar var burada atölyede çalışan, onlar açıyorlar, onları ziyaret ediyorlar herhangi bir ücret almadan. Ata Ocağı tam olarak nedir peki? Ata Ocağı bizim yöremizde genelde babadan dededen kalma evlere Ata Ocağı derler. Ata Ocağı aynı zamanda bizim kültürümüzde bir kutsiyettir. Genellikle satılmaz burası. Babadan dededen devralınır, bedava yaşanılır. Daha sonra bir sonraki kuşaklara emanet edilir. Ata Ocağı'nı satmak bizim kültürümüzde ya da yöremizde iyi karşılanmaz genelde. Satanlar iyi karşılanmaz. Satılmadığı gibi aynı zamanda yıllar da geçse, yüzyıllar da geçse bütün ailenin bir araya toplanacağı bir merkezdir Ata Ocağı. Bu yüzden kutsal sayılır. Bir önemi vardır bizim için. Atölyeden bahsedelim biraz. Burada aynı zamanda bir atölye var sizin kurduğunuz. Tam olarak bu atölyede neler yapıyorsunuz? Bizler de ailece herkesin resmi iyidir. Yani sanata karşı bir şey vardır, meyil vardır, yatkınlık vardır, el yatkınlığı. Resim her zaman okulda birinci gelirdi belki. Birinci gelmese ikinci, üçüncü, böyle ilk sıralarda yer alırdım. Bunu ben farklı bir şekilde değerlendirmeye başladım.
Başka şehirlere de gittiğim zaman genelde sanat sokağı olsun, sanatın icra edildiği yerler olsun, atölyeler olsun. Özellikle komşu illerde, İran'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da gittiğim yerlerde genelde sanatla ilgili alanları sorardım, atölyeleri sorardım. Ben de ciddi bir ilgi başlamıştı bu işe karşı. Bir gün ata ocağının karşısında, aynı bulunduğumuz bu sokakta, bir kaide yaptım ve bu kaidenin üstüne bir Şehriyar heykeli koymak istiyordum. Babamın adına bir anıt gibi bir şey yaptırmak istiyordum. Bir hatıra yaptırmak istiyordum babam adına. Kaideyi koyduktan sonra Şehriyar heykeli, ünlü Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şehriyar adına bir kaideden bahsediyorum. İnternetten araştırmaya başladım. Nasıl bir tedarik ederim diye. Birkaç yerle görüşmem oldu. Fakat çok pahalı olduğunu gördüm heykellerin. 20 ile 30, 40, 50 bin TL arası. Bunu da alacak gücüm yoktu. Rakam biraz büyük olunca kendim yapmaya karar verdim. Kendim de elim yatkın olduğu için sanata ya da resme. Geldim bahçede, bütün malzemeleri tedarik ettim, bir heykel yapmaya karar verdim.